17'yi gösteriyor saatlerimiz. Ajans hafta sonuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gaziantep'te dün yaşanan o kazada yolcu otobüsü bir faciaya sebep olmuştu. Şoförü de göz altında. Şimdi A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur da o aracın yanında. Hemen dönelim, sözü Halil İbrahim Uğur'a bırakalım. A Haber ekibi olarak işte o korkunç kazaya neden olan otobüsün tam da önünde bulunuyoruz. İşte görüyorsunuz, adeta bir hurda yığınına dönüşmüş durumda. Detaylarını anlatmak gerekirse hemen Fırat ilerleyelim. İlk önce otobüsün kilometresine bakalım, saatte kaç kilometre hızla gidiyor onu görmeye çalışalım. İşte şu anda o saatlere baktığımızda ivrelerin sıfıra düştüğünü görebiliyoruz. Ve diğer taraftan da tagografı da aslında yine incelenmek üzere söküldüğü için onu da gösteremiyoruz. Tabi bu konuda derinlemesine bir soruşturma başlatıldı. Hemen lastiği gösterelim, burası ön lastik. Detaydan gelelim Fırat. İşte görüyorsunuz kanallarını, lastikteki kanalları görüyorsunuz. Ama bu yanak görmüş olduğunuz gibi boydan boya, çevirelim şöyle. Gördüğünüz gibi boydan boya bu yanağın tamamını görüyorsunuz yolda yemiş. Tabii bu da yolun tutuşunu büyük ölçüde engelliyor. Bu da önemli bir ayrıntı. Özellikle ön düzeni yaptırmadığı için, ön düzen ayarı yapılmadığı için de böyle bir hasarın oluştuğunu söyleyebiliriz. Lastik yeni gibi görünse de ön düzen olmadığı için aslında böyle bir detayı da aktarmakta büyük fayda var. İşte otobüs bu yönde ilerlerken önce kontrolden çıktı, sonra şarampole girdi. Şarampolden çıktı ama sonrasında yan yattı. İşte görüyorsunuz buralarda hemen yolda yan yatmasıyla birlikte yaklaşık 150 metre yerde sürüklendi. Görüyorsunuz adeta bu tarafı zımparalanmış gibi bütün kaportadaki boyaların bu şekilde döküldüğünü söyleyebiliriz. Diğer taraftan hemen şu ayrıntıyı da göstermeye çalışalım. İşte bu da diğer ön lastik. İşte şarampole girdiğinde bu lastik girdi önce, ardından çıkmaya çalıştı sürücü ama sonrasında işte görüyorsunuz lastiği tutan ana parçalardan bir tanesi de burada kırıldı. Ve bu da tabii ki otobüsün gidişatını engelledi olumsuz yönde ve devrilmesine, bu tekerin kırılmasına neden oldu diyebiliriz. Diğer taraftan da işte bu tekeri de gösterelim. Mesela bu tekerde yine faciaya neden olan otobüsün diğer bir tekeri görüyorsunuz. Tamamen lastiğin yolu tutan bütün kanalları erimiş durumda. Buralarda bombelerin olduğunu da söyleyebiliriz. İşte hemen bu tarafa gelelim Fırat. İşte buralarda da kanallar mevcut ama o kanallarda neredeyse tamamen erimiş duruma gelmiş. Ve bu da tabii ki yol tutuşunu büyük ölçüde etkiliyor. Büyük ölçüde yolda ilerleyişini etkilediği için de işte böyle bir kaza olmuş olabilir. Kazaya işte bu lastiklerin de neden olduğunu söylemek de bir nevi mümkün. Çünkü lastikler yol tutuşunu neredeyse sıfıra indirmiş durumda. Özellikle ön lastiklerin bu şekilde erimiş olması veya deforme olması işte otobüsün yolda ilerleyişini etkileyebilir. Tabii ki ön tarafında bu yüzeye baktığımızda yine kan lekelerini de burada görmek mümkün ama Fırat bu tarafa doğru gelirsek üst tarafını da gösterelim. Bakın otobüs önce kontrolden çıktı, sonra şarampole girdi. Şarampolde lastiği tutan ön düzendeki o parçaların kırılmasıyla birlikte işte devrildi. Devrildikten sonra da yolun diğer tarafındaki bariyerleri sıkça ekranlara getirmeye çalışmıştık. İşte o bariyerlere çarptı üst kısmı, tavan kısmı ve üst kısmı da bu nedenle adeta bir hurdaya döndü diyebiliriz. Tabii ki önden bakıldığında hurda bir araca benzese de içine girmeye çalıştığımızda aslında içeride daha korkunç bir manzaranın olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Fırat biraz zorlanacağız ama işte burası da otobüsün iç kısmı. İşte görüyorsunuz neredeyse tavanı tamamen
kopmuş durumda. Tavanın olmamasıyla beraber ve o malzemelerin aşağıya dökülmesiyle beraber işte burada korku dolu anların yaşandığını söyleyebiliriz. Tabii konuyla ilgili Adalet Bakanlığı'nın başlatmış olduğu bir soruşturma var. İşte o soruşturma kapsamında hem otobüsün durumu, hem yolun durumu, hem de sürücüyle ilgili varsa hatalar onların araştırılması noktasında da yine çalışmaların devam ettiğini söyleyebiliriz. Ama hem teknik hem de aslında fiziki olarak da yine yol ve yolun durumunun yanı sıra otobüsün de rutin bakımlarını, periyodik bakımlarını yaptırıp yaptırmadığı da yine yapılan bu soruşturma kapsamında ortaya çıkacak. İşte dün sabah saatlerinde Türkiye bu otobüsün karıştığı kazayla birlikte büyük bir yasa bürünmüştü. Çünkü 15 kişi o kazada hayatını kaybetti. 31 kişi de yaralandı. 16'sı taburcu oldu ama 5'i de hala yoğun bakımda. O yaralıların hala yoğun bakımda ölüm kalım mücadelesi verdiğini hatırlatalım ve sözü tekrar size bırakalım.